Merhaba çocuklar. Bu videoda sizlerle 3. sınıf İngilizce dersinin 3. ünitesi olan People I Love ünitesinde geçen önemli kelimeleri ve yapıları öğreneceğiz. Yine de kısaca bir bakalım neler varmış bu videoda? 1. 3. ünitede geçen önemli kelimeler, fiiller, sıfatlar. Sonra yeteneklerimizden bahsetme, yani yapabildiğimiz şeyleri söyleme ya da yapamadığımız şeyleri söyleme. Bir de insanların dış görünüşlerinden bahsetme. Hadi o zaman hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak resimlere bakalım. Bir şişman ve zayıf olan birini görüyoruz değil mi? Şişman, fat. Zayıf, slim, ince yapılı, zayıf demek. Fat, Slim Bu resimde iki kişi var. Biri uzun boylu, biri kısa. Uzun boylu anlamına gelen tall, tall. Kısa boylu short. Evet, bir yaşlı ve genç iki kişi bulunmakta. Yaşlı ihtiyar anlamına gelen old. young, old, yaşlı, young, genç. İki tane elmamız var. Biri büyük, biri küçük. Big, small, big, small. Evet burada hızlı koşan biri var. Bir de yavaş bir tane salyangozumuz var. Hızlı anlamına gelen zaten görüyorsunuz kelimeyi. Fast yavaş slow fast slow evet güzel ve çirkin ugly ugly beautiful beautiful ugly beautiful strong weak strong weak Evet üzgün ve mutlu sad sad happy sad happy Evet burada bir tembel birisi ve daha çalışkan görünümlü bir çocuk var. Tembel neydi? Lazy lazy çalışkan, hard working. Çalışkan, hard working, hard working. Şimdi bunları cümlede kullanmayı öğreneceğiz. Eğer kendimizden bahsediyorsak, I am. Eğer bir kadından, kızdan bahsediyorsak, she is. Erkekten bahsederken, o derken, he is diye cümleye başlamamız gerekiyor. Gelin cümleleri nasıl kuracağımızı görelim. Evet, o hızlı demek istiyoruz. Nasıl diyeceğiz peki bunu? O olduğu için, erkek olduğu için he is. Sonra da hızlı kelimesi sıfatını getirmemiz lazım. Hızlı neydi hatırlıyor musunuz? Yes, he is fast. O hızlıdır. Peki burada Evet bir kadın olduğu için she is ile başlamamız lazım. Ve sonrasında ise güzel bir kadın olduğu için she is beautiful. She is beautiful. Evet mutlu bir kız var burada ben diyecek. Yani ben mutluyum derken I am ile başlamamız lazım. Sonra mutlu ne demekti hatırlıyor musunuz? Happy. I am happy. I am happy. Ben mutluyum. Evet burada şimdi hepsini öğrenmiştik aslında. Tek tek resimlere bakarak boşlukları doldurmaya çalışalım. Neler var? I am ben, you are sen, he is o erkek olanlar için. She is kadınlarda o anlamına geliyordu. Evet birinci resimde ne görüyoruz? Güçlü birisi var değil mi? I am strong. Hoş tane Strong. Peki ikinci uzun olan işaret ediyor. Sen uzunsun, uzun boylusun. You are tall. Diğeri he is ugly. Çirkin. Ugly. Ve son resimde ise üzgün bir yüz ifadesi var. She is sad. Yani boşlukları şu şekilde doldurmamız lazım. I am strong, you are tall, he is ugly, she is sad. O üzgün diyerek bitiriyoruz. Şimdi bu ünitede öğreneceğimiz diğer bir konu ise can you, can he, can she yani yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanabileceğimiz yapı hangisiymiş? Can. Önce Fiilleri öğrenelim. Bakalım neler yapabileceğiz bu ünitede biz. Daha sonra nasıl cümle kuracağımızı göreceğiz. Hadi gelin birlikte bir fiillere bakalım. Lift weight. Ağırlık kaldırmak. Lift weight. Dance. Dans etmek. Fly a kite. Fly a kite. Uçurtma uçurmak jump jump zıplamak fly uçmak play basketball basketbol oynamak play football futbol oynamak play the guitar gitar çalmak burada gitarı kaldırıp yerine başka bir enstrüman koyabilirsiniz walk walk yürümek swim yüzmek swim sing şarkı söylemek talk talk konuşmak skip rope skip rope ip atlamak. Evet, şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak o ya da kendimizin yapabildiği şeylerle ilgili cümleler kurmayı öğrenelim. Birinci resimde ne var? Ağırlık kaldırma. Diğerinde kaldıramadığını görüyoruz değil mi? Birinde o ağırlık kaldırabilir diyeceğiz. Diğerinde kaldıramıyor diyeceğiz. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğiz? Bakın çocuklar şu şekilde. He can lift weight. Can yapabilmek. He can lift weight o ağırlık kaldırabilir. Ama diğer resimde yapamadığı için aynı cümleyi şu şekilde kurmamız gerekiyordu. He can't ya da he can't lift weight o ağırlık kaldıramıyor, kaldıramaz. Olumlu yapabiliyorken can, yapamadıkları için can't ya da can't He can't lift weight kaldıramaz. Şimdi bu resme bakalım. Daha doğrusu küçük hareket ediyor. Bakın ne yapıyor? Dans ediyor zannedersem. O dans edebiliyor mu? Evet edebiliyor. Nasıl diyeceğiz? Kızlarda ne diyorduk? She can. She can dance. She can dance. O dans edebiliyor. Evet. ip atlayabiliyor burada. He can skip rope. Skip rope. ip atlamak. He can skip rope. O ip atlayabiliyor. Peki ben ip atlayabiliyorum deseydik o zaman I can derdik. I can skip rope. Ben atlayabilirim. He can skip rope. O ip atlayabilir. Peki burada bir uçurtmamız var. Ama üzgün bir surat var. O uçurtma uçuramaz dememiz lazım. Erkek olduğu için he can't fly a kite. He can't fly a kite. O uçurtma uçuramıyor. Evet burada ben yapabilirim ya da yapamam derken I can jump high ya da I can't jump high. Yapabilirim I can, ben yapamıyorum I can't. Daha sonra ne yapamıyorsan onu yazman gerekiyor. He can play football o futbol oynayabilir. He can't play football o futbol oynayamaz. She can play volleyball voleybol oynayabilir. She can't play volleyball o voleybol oynayamaz. Hadi bir tane küçücük bir egzersiz alıştırma yapalım. Önce bir resimlere bakın isterseniz videoyu durdurun. Bunları kendiniz resimlere bakarak o yapabilir ama şunu yapamaz şeklinde söylemeye çalışın. Daha sonra cevaplarını söyleyeceğim ben zaten. Evet başlıyorum. Esma Ken bakın burada yapabildiği gülücük olan böyle mutlu bir kalp var. Yapabildikleri bunlar. Kırmızı kalbin altında ise yapamadıkları üzgün çünkü. Bu şekilde dolduracağız. Esma ne yapabiliyor? Yüzebiliyor değil mi? Ama bir şey yapamıyor. Ne yapamıyor? Futbol oynayamıyor. Hadi gelin boşlukları dolduralım. Esma can swim. But she can't play, play football. Yüzebiliyor ama futbol oynayamıyor. But aradaki but ama fakat anlamına geliyor. Peki Oğuz'da durum nasıl? Oğuz ne yapabiliyor? A şarkı söyleyebiliyormuş Oğuz ama dans edemiyormuş. Nasıl dolduracağız o zaman? Oğuz can sing but he can't dance. Aferin. Ve son olarak Elmir bisiklete binebiliyor ama ağırlık kaldıramıyor. Bunu da şu şekilde ifade etmemiz lazım. Elmir can ride a bike, but he can't lift weight. Ama kaldıramıyor. Üçüncü ünitenin kısaca özeti bu şekildeydi. Umarım hatırlamanıza ya da öğrenmenize faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. <laughs>